Bilgilendiriciden Lezzetli Tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, hem pratik hem çok lezzetli bir poğaçam var. Evet, şimdi bu poğaçamın tüm yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumuzu oluşturmak için 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı tabağımıza aldık. 2 tane yumurtamız var. Bunun bir tanesinin sarısını üzerine ayırdım. Yarım su bardağı sıvı yağımı dahil ettim. 1 su bardağı yoğurdum var. Onu da dahil ettim. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumu dahil ettim. Şimdi bunları iyice birbiriyle karıştıralım. Evet, iyice çırpıyoruz. İyice karıştırdık mı? Unumuzu da peyderpey dahil edeceğiz şimdi. Evet, iyice karıştığına kanat getirdik. Şimdi çırpıcımızı kenara alalım. Bir miktar unumuzdan aldık. Unumuzu eliyoruz. Arkadaşlar, ben kamera önünde elemedim ama unumu eledim. Bir paket kabartma tozumuzu dahil ettik. Evet, hamurumuzu yoğurmaya başladık. Peyderpey dahil ediyoruz. Yumuşacık güzel bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz oluştu. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Güzelce yoğurduk. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık. Çok güzel bir hamur oldu. İyice yoğurduktan sonra şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Evet, hamurumu tezgahıma aldım. Şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Evet, mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağız demiştim arkadaşlar. Evet, bezelerimizi oluşturalım. Nasıl yapıyorsanız şekli hiç önemli değil ama mandalina büyüklüğünde bezelerimizi oluşturalım. Evet, bezelerimizi yaptık. Oklava ya da merdaneye hiç gerek yok. Şöyle güzelce açtık. Ben beyaz peynir kullandım içerisine. Peynirimden bir kaşık koydum. Çok basit bir şekilde, bakın, şöyle bir katlıyorum. Bir de şuradan katlıyorum. Şuradan birleştirdik. Üçgen şekli veriyoruz arkadaşlar. Çok da basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Hamurumuz da çok güzel olduğu için çok çabuk kapanıyor. Bakın. Mis gibi oldu. Evet, şekil vermek de son derece basit oluyor. Şöyle güzel bir şekil oldu. Evet, bir tane daha yapacağım. Şöyle dikkat edin. Çok basit. Çok da lezzetli. Çok da pratik. Misafiriniz geldiğinde şıpşak yapabileceğiniz en basit poğaçalardan ve en lezzetli poğaçalardan. Şu şekilde kapattım. Diğer tarafı da şöyle üstüne getirdim. Hemen birleştirdik. Birleşim yerlerinde hemen kapattık. Ve şurayı hemen üzerine kapatıyorum. Bu kadar basit.
Hemen ters çevirelim. Şeklini hemen düzeltiyoruz el yordamıyla. İşte bu. Evet arkadaşlar, bir yumurta sarısı ayırmıştım. Bir tatlı kaşığı da süt dahil ettim. İyice karıştırıp üzerine sürelim. Süt üzerine sürelim. Hamurumuz çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Çok da pratik. Evet. Hakikaten çok güzel. Mutlaka denemenizi öneririm. Memnun kalacaksınız. Misafiriniz geldiğinde şipşak olabilecek güzel bir tarif. Çok malzemede ihtiyaç duymuyor. Evinizde bütün bu malzemeler zaten vardır. Evde olan malzemelerle misafirime ne ikram edeyim diye düşünmeye lüzum yok. Evet arkadaşlar, çatalımızla şöyle hafif şekiller veriyoruz. Bu da ona bir ayrıcalık katıyor. Evet bu. Evet, bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Çünkü biz bu işlemleri yaparken fırınımız da ısınmış olacak. Evet, şimdi de üzerine biraz susam serpiyorum. Susam buna hakikaten çok yakışıyor. Çok da seviyoruz. Evet, şimdi fırınımıza gönderelim. Evet arkadaşlar, poğaçamız fırından çıktı. Kokusu nefis. Kokusunu göndermek isterim sizlere. Emin olun, kokusunu aldığınızda hemen yemek isteyeceksiniz ve çok lezzetli, çok güzel, çok pratik bir poğaça. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Nasıl sıcak tahmin edemezsiniz. Şöyle böldüm. İçini görün istiyorum. Ben beyaz peynirle yaptım. Siz patatesli de yapabilirsiniz. Her şey koyulabilir. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.